أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم. Ha, mim. Açık olan ve gerçeği açıklayan bu kitaba yemin ederim ki biz onu kutlu bir gecede indirdik. Çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep Resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki o
her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Yakin, kesin bilgi ve itminan peşindeyseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir. Ondan başka Tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de O'dur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de gider. Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağrana kadar. Erlerde mine destur alalım, erlerde mine destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Dost, 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 devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Günler geceler durmaz geçiyor, günler geceler durmaz geçiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor, sermayen olan ömrün bitiyor. Bülbüllere bak efkan ediyor, bülbüllere bak efkan ediyor. Ey Gonca açıl mevsim geçiyor, ey Gonca açıl mevsim geçiyor. Dost, 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 devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Thank you.
oku bu gece. Yaradan Rabbinin adıyla oku bu gece. Bu geceyi bin ay mesabesinde kılan Rabbinin kitabını oku. Tesbih taneleri avucunda dağılsın bu gece. Bu gece yer de senin, gök de senin, tan yeri ağrana dek seccade de senin, dua da senin. Rahman'dan gelen bir müjde var bu gece. Baharı taşıyan meltemler estiriyor. Hak Teala'yı anan zikirler, seccadelerden cennet raihası yükseliyor bu gece. Tevbe ve istiğfarlarla inşirah buluyor gönüller. Hazreti Peygamber'in mirasına daha da sımsıkı sarıl bu gece. Ey insan oku, sana gelen Kur'an'ı oku ve idrak et. Senin Rabbin her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. Bu gece kadirdir ve sana düşen de bu gecenin kadrini ve kıymetini bilmektir. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar tüm izleyenlerimize. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız İftar Saati programında Kur'an ve Kadir Gecesi'ni konuşacağız çok değerli bir konukla. Efendim hemen konuğumu arz edeceğim sizlere. Bu programda konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzden İl Müftü Yardımcımız Sayın Mevlüt Şahiner Hocam bu programda bizlerle beraber olacak. Kıymetli Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu güzel günlerin feyzinden, bereketinden bütün İslam alemini nasiptar eylesin inşallah. Amin kıymetli hocam. Allah razı olsun. Malum bu gece Kadir Gecesi. Bin i̇nşallah. Aydan daha hayırlı olan bir gece. Bu gece hakkında konuşacağız inşallah. Sayın hocam inşallah. Ve hemen ilk sorumla programımıza başlamak istiyorum. Buyurun. Kadir suresinde Kadir gecesinin faziletini bize anlatır Kadir suresi. Evet. Bu anlatım nasıldır? Kadir suresi bize neler söyler kıymetli hocam? Evet. Öncelikle yine seyircilerimizi selamlayalım. Cenab-ı Hak bu günlerin, bu gecelerin artık zirveye, Allah'ın rahmetinin zirveye çıktığı bir gecenin gündüzünde bulunuyoruz. Her birimiz heyecanlıyız. Ama bu esnada şunu da unutmayalım. Geçen yıl bizimle beraber bu heyecanı yaşayan kardeşlerimizden vefat edenlere de rahmet evet. okuyalım. Allahu Amin. Teala hepsine rahmet eylesin. Amin inşallah. Gerçekten bu geceyi idrak edip bu geceye ulaşıp da heyecanlanmamak mümkün değil. Evet. Malumunuz diğer geceler mübarek Ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin müjdecisidir. Kadir Gecesi de mübarek bayram sabahının müjdecisidir. O güne de günahlarından arınmış bir şekilde sağlık ve afiyet içerisinde çıkmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin. Ve rızasına muvafık olarak da bayramı ihya etmeyi nasip eylesin. Değerli hocam malumunuz Kur'an-ı Kerim'de adına Sure-i Celil'e indirilen tek gece Kadir Gecesi'dir. Evet. Şöyle bir tabir vardır. Şerafül mekan bil mekin veyahut da şöyle de söylenir. Şerafül en bi mekan. Yani anlamı şu, bir mekanın şerefi orada bulunan kişi sebebiyledir. Veya bulunan mukaddes kabul edilen şey sebebiyledir. Bunu şöyle açabiliriz. Malumunuz Kabe Mekke'dedir. Ümmül Kura dediğimiz bütün şehirlerin anası diye tabir edilen Mekke'dedir. Mekke'yi kutsal kılan şey Kabe-i Muazzama'dır. Evet. Hakeza Medine'yi düşünelim. Medine'yi de kutsal kılan, bereketli kılan, münevver kılan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in davasını bütün dünyaya yaydığı
yer olması ve özellikle de kabri şerefinin orada bulunması sebebiyledir. Evet. İşte Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi gibi mübarek bir geceyi barındırır. Ki ilk ayeti kerimede malum olduğu üzere Cenab-ı Hak buyurur ki İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Yani burada biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik buyurur Cenab-ı Hak. Ve başta tekit vardır. Yani tekit değerli hocam kesinliği ifade eder. Evet. Dolayısıyla yani burada şunu ifade edebiliriz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın indirildiği gece Kadir Gecesi'dir. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni değerli kılan, bereketli kılan şey Kur'an-ı Azimüşşan'ın o gecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmesi veya indirilmeye başlamasıdır. Bu konuda malum iki rivayet de var. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinden levh-i mahfuzdan dünya semasına Beytül İzze dediğimiz dünya semasına indirilişi vardır ki bu toptan indiriliştir. Sonra dünya semasından da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 23 yılda indirilmesi vardır ki onun ilk başlangıcı da mübarek Kadir Gecesi'dir. Dolayısıyla burada Kadir Gecesi'nin bereketi 3 ayeti kerimede vurgulanır. Birincisi Cenab-ı Hak Ramazan ayı ile ilgili malumunuz Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an der. Yani açıkça orada Kur'an-ı Azimüşşan'ın ismi zikredilir. Evet. Yani Ramazan ayı ki biz onda Kur'an'ı indirdik. Yani Ramazan ayının Kur'an ayı olması, oruç ayı olması, rahmet ayı olması, bereket ayı olması ve Müslümanlara has, tabiri caizse hasat mevsimi olması Ramazan ayında Kur'an'ın indirilmesi. Cenab-ı Hak bir başka ayeti kerimede malumunuz ayeti kerime Duhan suresinde geçer. Allah-u Teala da orada şöyle der. İnna enzelnahu fi leyletin mübarekeh der. Yani biz onu mübarek bir gecede indirdik. Yani burada da Kadir Gecesi'nin mübarek olduğunu Cenab-ı Hak ne yapar? Vurgular. Üçüncüsü de İnna enzelnahu fi leyletil kadr derken Kadir Gecesi'nde onu indirdik. Yani cümle yapısı olarak ismi zahirin zikredilmesi gereken bir yerde Cenab-ı Hak zamir ile Kur'an'a işaret etmiştir ki bu da ayrıyeten Kur'an-ı Azimüşşan'ın şerefini ifade eder. Malumunuz ikinci ve üçüncü ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ der. Yani bu ibare, bu ifade değerli hocam yani insanların yani Kadir Gecesi'nin bereketine, rahmetine, kadrine işaret eden bir cümledir. Yani bunu sana bildiren kimdir? Biliyoruz kimdir o? Cenab-ı Hak'tır. Eyvallah. Cebrail vasıtasıyla hakkında müstakil bir sure indirmek suretiyle bunu bize bildiriyor. Ondan sonraki cümlede malumunuz ne diyor Cenab-ı Hak? Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Yani o bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. Ki 5 ayetten oluşan bu ayeti kerimeye baktığımız zaman değerli hocam Leyletül Kadir cümlesi 3 defa tekrar eder. Biraz özele ineceğim. Evet. Yani 3 sayısı malumunuz Arapçada kesretü kıllettir. Yani çokluğu ifade eder. 3 defa geçmesine rağmen çokluğu ifade eder. İşte bu da Kadir Gecesi'nin ayrıyeten faziletine işaret eden diğer bir delalettir. Eyvallah. Değerli hocam bu Sure-i Celile'nin indiriliş sebebi ile ilgili biz buna malum nüzul sebebi diyoruz. Şöyle bir olay anlatılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerden 80 yıl hiç Allah'a isyan etmeden taat-ı ibadetle geçiren kimselerden bahsetmiştir. Ve bundan sonra da 4 isim zikrediliyor. Hazreti Eyyub aleyhisselam, Hazreti Zekeriya aleyhisselam,
Haskir bin Acun ve bir de Yuşa bin Nun peygamberler anar. Ve ashab-ı kiram onları dinleyince gıpta ederler. Derler ki 80 yıl bir ömür hiç hatasız, kusursuz, hep Allah'a kulluk ile geçen. Yani her birimiz ne yaparız? Buna gıpta ederiz. Yani kesinlikle. Keşke biz de başarabilsek deriz. İşte bu gıpta olayından sonra Cebrail aleyhisselam gelir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sure-i celile'yi indirir. Ve der ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ondan daha hayırlı, daha hayırlı geceyi Cenab-ı Hak sana ve senin ümmetine bahşetti der. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberidir. Dinimiz de rahmet dinidir. Yani kolaylık dinidir, fıtrat dinidir ve Cenab-ı Hakk'ın lütfunun, kereminin son derece ihsan edildiği dindir. Dolayısıyla işte bundan sonra Cenab-ı Hak değerli hocam bu sure-i celile'yi indirir. Daha sonraki ayeti kerimede malum hususi olarak meleklerin onların sayısı konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Ama başlarında ruh ile beraber, yani ruh burada Cebrail aleyhisselamdır, yeryüzüne inerler de inerler diyor. Ve o gün tan yeri ağarana kadar, yani sabah namazı vakti girene kadar selamettir. Dolayısıyla bir malum tabirimiz var. İşte her geleni Hızır bil, her geceyi Kadir bil diye. Ama gaflet edilir, böyle mübarek bir gece ihya edilemezse hakikaten bu büyük bir kayıptır ki Efendimiz ona işaret ediyor. Bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz değerli hocam şöyle diyor, lillahi. Yani burada lam yemin lamıdır. Allah'a yemin olsun ki fihi leyletün, yani o Ramazan ayında bir gece vardır. Hayrun min elfi şehr, yani bin aydan daha hayırlıdır. Evet. Devamında da Efendimiz diyor ki men harume hayruhe, kim o gecenin hayrından, bereketinden, rahmetinden gaflet ederse, mahrum kalırsa fakat harume diyor. Yani çok şeyden gaflet etmiştir ve çok kazançtan gafil olmuştur der, mahrum olmuştur der. Dolayısıyla bu geceyi heyecanla, bu geceyi tabiri caizse taat-ı ibadetle, özellikle namazla ve diğer taat-ı ibadetle geçirmek herhalde bizim üzerinde durmamız ve üzerinde titrememiz, planımızı, programımızı ona göre yapmamız gereken bir gecedir diye düşünüyorum değerli hocam. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam. Hazreti Kur'an bu ayda indi. Peki evet. Kur'an kelimesinin etimolojik yapısından bahsedecek olursak. Evet, evet. Bununla birlikte Kur'an nedir dersek bize neler söylersiniz kıymetli hocam? Evet. Değerli hocam, hani Kur'an kelimesi, alimlerimiz yani Kur'an kelimesinin nereden geldiğini, ne anlama geldiği üzerinde de farklı görüşler beyan etmişler. Ama bu görüşler içerisinde iki görüş ön plana çıkmış. Birincisi, İmam-ı Şafii Hazretlerinin de içinde bulunduğu bir grup ulema diyor ki, nasıl diyor daha önce Hazreti Musa aleyhisselama ve Hazreti İsa aleyhisselama indirilen Tevrat ve İncil o vahyi ilahiye has bir isimse, Kur'an'ın da herhangi bir kökü yoktur. Kur'an'a has bir isimdir ve bu isim de bizzat Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. Malumunuz Yasin suresinde Yasin vel Kur'anil Hakim derken Cenab-ı Hak Kur'an'a yemin eder. Ha bu görüş taraftar bulmuş ulema arasında, ama ikinci bir görüş daha var ki ben onu biraz daha açmak istiyorum. Malum siz de ilk girişte söylediniz, Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri oku lafzıdır. Kara'e kökünden gelir der ulema. Evet. Ve kara'e
kökünden ikinci mastardır. Yani fiilinin iki mastarı vardır. Kıraat ve Kur'an. Dolayısıyla yani şöyle bizim Türkçe ifade edecek olursak okuma kitabı anlamına geliyor. Okuma kitabı. Yani evet. Ne demek bu? Müslümanın el kitabı demektir. Yani her an elimizin altında bulunup akşam sabah, gece gündüz, öyle mi? Sevinçli anımızda, üzüntülü anımızda okumamız gereken bir kitab-ı mübindir. Amenna. Ve burada değerli hocam şunu da ifade edelim. Kur'an'ın bir ismi de kitaptır. Kitap bizim anladığımız manada malum iki kapak arasında sahifeleri bulunan, öyle mi? İçerisinde bir takım bilgiler içeren bir meta aklımıza düşer. Yani aklımızda o şey yapar. Ama evet. Kitap kelimesinin özeldeki anlamı bir kimsenin bir başkasına göndermiş olduğu mektup, mesaj anlamına gelir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın kullarına Cebrail aleyhisselam aracılığıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indirilen ve onun da bütün insanlara tebliğ etmiş olduğu vahiy ilahidir. Yani söz, mana Cenab-ı Hakk'a aittir. Eyvallah. Cenab-ı Hakk'ın her birimize ayrı ayrı yazmış olduğu bir mektup. Ketebe fiilinden geliyor desek elbette. Doğru olur değil doğru, mi kıymetli doğru. hocam? Evet. Dolayısıyla burada değerli hocam hani toplumumuzda Kur'an-ı Kerim'i okumak yani dinde de öyledir. Okunması ibadettir. Yani genelde hatim yapılır. Yani bu hadis-i şerifte de belirtilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu teşvik ediyor. Malumunuz son vefat ettiği sene Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Cebrail aleyhisselamla Ramazan gecelerinde ne yapmışlardır? Mukabele yapmışlardır. Arz mukabele yapmışlardır. Yani Ramazan'da da bizim toplumumuzda malum mukabele geleneğimiz vardır. Camilerimizde veya işte şu anda televizyonlarda her gün birer cüz okumak suretiyle Ramazan'ı Kur'an ayı olarak da ihya etme gayretimiz var. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Amin. Yani bundan ziyade değerli hocam, yani Kur'an'ın gönderiliş anlamı nasıl ki şu güneş öyle mi bizim dünyamızı aydınlatıyor, önümüzü gösteriyor, gideceğimiz yere rahat bir şekilde gitmemizi sağlıyor. Kur'an-ı Kerim de tabiri caizse benliğimizin, kişiliğimizin, kimliğimizin, ruhumuzun bir güneşidir. Bu manada zaten Kur'an'ın bir vasfı da nedir? Nurdur. Evet. Nur yani kişinin yani önünü gösteren, gönlünü aydınlatan, zihnindeki bulanıklıkları gideren ışık anlamında. Dolayısıyla yani bizim Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda daha çok gayretimiz olmalı diye düşünüyorum. Kesin. Yani bugün elhamdülillah yani Kur'an kurslarımızda küçük yavrularımız daha baligh olmamış veya baligh olma devresinde Kur'an kurslarında çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i hıfz ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar elhamdülillah. Eyvallah. Ve bunun dışında İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültelerinde de bunun bir üst derecesi eğitim yapılıyor. Ve bu şekilde de toplumumuzu dini yönden aydınlatan hoca efendiler yetişiyor. Yani bu konuda bizim daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Burada kısa da olsa bir hatıramı arz etmek istiyorum. Lütfen. Malum bu görev vesilesiyle Cenab-ı Hak bir haçta görev nasip etmişti. Ve haç farizasını yerine getirdikten sonra bir emekli öğretmen kardeşimiz şunu söyledi. Dedi bir Afrikalı vatandaşla tanıştım, bir Müslüman kardeşle tanıştım. İngilizce biliyormuş, ben de biliyordum. Ve bana şunu söyledi. Siz Türkler Kur'an okumuyorsunuz. Kabe'nin gölgesinde sohbet ediyorsunuz. Bu bana çok dokundu demişti. Ve inşallah döndüğüm zaman, ilk memleketime döndüğüm zaman ilk yapacağım şey Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek demişti.
Yani elbette Kur'an-ı Kerim'in metnini öğrenelim, ibadet kastı ile onu okuruz ama esas Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş gayesi nedir? Onu okumakla beraber anlamak, anlamakla beraber hayatımızda yaşamak, hayatımızı Kur'an ile özelleştirmek, Kur'an ile güzelleştirmek ve Kur'an ile, öyle mi, tabiri caizse önümüzü görmektir. Eyvallah kıymetli hocam. Aslında bununla alakalı kanayan bir yarıya da ben parmak basmak istiyorum. Eğer buyurun, izniniz olursa. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmadan öncesinde Osman Bey Şeyh Edebali'yi ziyarete gider. Evet. Amacı ona danışmaktır. Bazı fikir alışverişlerinde bulunacaktır. Evet. O zaman at sırtında ziyarete gider. Gece geç saate kadar oturur, istişare ederler. Bir takım öğütler alır. Vakit oldukça ilerlemiştir. Evet. Şeyh Edebali der ki evladım biraz istirahat, buyurun sabah yola gideceksiniz. Evet. Hani sabah namazı işte artık 3 saat 4 saat ne kadar zaman varsa o zaman içerisinde. Peki efendim der Osman Bey, istirahata çekilir. Sabah namazı vakti girer, Şeyh Edebali bakar, ya der şimdi zaten geç yattı evlat. Evet. Şimdi kapısına varırsak mahcup olur. Ya işte devlet kurmaktan bahsediyor, sabah namazına kalkamadı falan, biraz bekleyelim der falan. Biraz daha bekler, gecikir, olmadı, vakit iyice daralmıştır. Kendisi namazı kılar der, o sonra kendisi kılar falan. Vakit iyice daraldığı anda bakar ki artık vakit çıkacak, çıkmadan önce son artık bir 5-10 dakika neyse, içeri girer evladım der, bir bakar ki Osman Bey ayakta, karşıya asılmış Kur'an, Musaf'ın karşısına geçmiş, ellerini bağlamış, kafasını da yana bükmüş, hemen yatağa bakar, yatak hiç bozulmamıştır. Evladım, niçin yatmadın, istirahat etmedin, sabaha kadar ayakta mı durdun deyince, evet, efendim Rabbimin kelamı orada asılı dururken ben hayvanlar gibi ayaklarımı uzatıp nasıl yatayım? Evet. Hazreti Kur'an'a karşı saygı bugün, evet, düğünlerde okunuyor, dinlenmiyor ya da okunurken insanlar bir takım işlerle meşgul oluyorlar. En önce Kur'an-ı Kerim'e saygı mı gelir sayın hocam? Yani saygı gelir desek doğru olur mu? Elbette, elbette. Değerli hocam, şimdi Kur'an'a karşı bizim bir takım görevlerimiz var. Evet. Yani o konuda sizin dediğiniz manada hakikaten toplumumuzda Kur'an'a gereken saygı yapılıyor. Tabii yani kötü örnek, örnek olmaz. Evet. Yani biz genelde millet olarak Kur'an-ı Kerim'i tutarken bile göbekten yukarı tutarız. Öperiz, başımıza koyarız. Öyle mi? Evet. Yani en müstesna yere kaldırırız. Hı hı. Bu zahiri anlamda güzeldir. Hatta bizim ecdadımız geçmişte küçücük bir kağıt yerde bulsa, yani bunda bir ayet yazılıdır diye onu kaldırır ve el ayak değmeyecek bir yere kaldırırlardı. Evet. Yani Kur'an'a bu manada bizim saygımız sonsuz. Evet. Fakat asıl olan hani Allahu Teala'nın Kur'an-ı Azimüşşan'da bize bir yol göstermesi var. Bir emirleri var, bir yasakları var. Biz yani bir o kadar da, yani kesinlikle Kur'an'a gösterilen saygıyı küçümseyemeyiz ama bir o kadar da Kur'an'ın emirlerini yaşama konusunda, Kur'an-ı Kerim'in yasaklarından sakınma konusunda hassas olmamız gerekiyor. Sayın hocam, birinci bölüm burada noktaladık. İnşallah ikinci bölümde yine bu kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Kısa bir reklam arası verelim inşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Thank you.
Selamun 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 selam. Selamun 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 selam. Ala biri zemzem nasabın el khiyam. Ala biri zemzem nasabın el khiyam. Khiyamun 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 khiyam. Khiyamun 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 khiyam. Wa tahta al-khiyami rijalul kiram. Wa tahta al-khiyami rijalul kiram. Allahumma salli ala al-Mustafa. Kiramun 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 kiram. Kiramun 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 kiram. Ve fihim Muhammed aleyhisselam. Ve fihim Muhammed aleyhisselam. Khiyamun 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 khiyam. Khiyamun 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 khiyam. Ve tahta al-khiyami rijalul kiram. Ve tahta al-khiyami rijalul kiram. Allahumma salli ala nuril ayn. نبي الرسالة أبي الحسنين. نبي الرسالة أبي الحسنين. سلام 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 سلام. سلام 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 سلام. على بئر زمزم نصبنا الخيام. على بئر زمزم نصبنا الخيام. Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız İftar Saati isimli programımızın ikinci ve son bölümündeyiz. Evet, bugün Hazreti Kur'an'ı ve Kadir Gecesi'ni konuşuyorduk kıymetli hocam Mevlüt Çağınar hocamızla beraber.
Birinci bölümde efendim Kur'an'dan bahsettik. Şimdi inşallah Hazreti Kur'an'a karşı görevlerimiz nelerdir sorusuyla devam edelim mi kıymetli hocam? Ne dersiniz? Elbette. Değerli hocam, malum Kur'an-ı Kerim bizim başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. Dolayısıyla Kur'an'a karşı da sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımız nelerdir? Öncelikle birinci olarak şunu söyleyelim. Ona iman edip şüpheden sakınmak. Evet. Malumunuz Kur'an-ı Azimüşşan'ın tertip sırasına göre birinci suresi Fatiha suresidir. İkinci suresi ise Bakara suresidir. Bakara suresi şöyle başlar. Estağfirullah. Elif, la, mim. Malum huruf-u mukattaattır. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ der. Yani bu kitabın Cenab-ı Hak'tan indirildiği hususunda veya Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği hakikatler konusunda hiçbir şüphe yoktur. Dolayısıyla imanın şartlarından birisi de malumunuz kitaplara imandır. Eyvallah. Dolayısıyla yani Müslüman olmanın da şartı kitaplara iman etmekse birinci şartımız bizim için de vazifemizde Kur'an-ı Kerim'e kaydı şartsız bila kaydı şartsız iman etmemiz gerekir. İçindeki yani, en ufak bir ayeti kerime dahi inanmamazlık yapmayacağız değil mi hocam? Bunu Evet. Burada şunu ifade edelim daha iyi anlaşılması açısından. Hani Kur'an'dan bir ayet mi? Başımız gözümüz üstüne. İnandık, iman ettik. Evet. Malumunuz Ali İmran suresinin daha ilk sayfasında Allahu Teala iki grup alimden bahseder. İkinci grup ve rasihune fil ilm diye ifade eder. Yani ilimde derinleşmiş olanlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i indirildiği günden zamanımıza kadar birçok anlama gayretleri, çabaları olmuştur. Ve Kur'an'ı anlamaya yönelik de birçok tefsir yazılmıştır ve hala da yazılmaktadır. Yani o alimlerin ilimde derinleşen kimseleri anlatırken Cenab-ı Hak derler ki يَقُولُونَ رَبَّنَا كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ya Rabbi, onun hepsi senin katındandık ve biz onlara inandık derler. Amen. Yani çünkü Kur'an-ı Azimüşşan Cenab-ı Hakk'ın indirdiği vahyi ilahisidir, kelamıdır ve biz bilgilerimiz sınırlı ve kasır olması sebebiyle tam manasıyla anlamamız mümkün değildir. Çünkü bir kısmı müteşabihtir. Yani birden fazla anlama gelen kavramları ve cümleleri ihtiva eder. Evet. Ha, şunu da burada hemen vurgulayalım değerli hocam. Müfessirlerimizde bir usul gelişmiştir. Ayeti kerimeyi tefsir eder. O ayet hakkında kim ne söylemişse, ulemanından kim ne söylemişse yazar. En sonunda der ki Allahu alem bi muradi. Yani bu ayeti kerimeden Cenab-ı Hak neyi kastettiyse en iyisi o bilir der. Cenab-ı Hakk'a olan, Kur'an'a olan imanını ne yapar? İfade eder. Evet. Dolayısıyla biz de yani bu ayeti kerimedir denmişse biz onu ne yaparız? Kabul ederiz, inanırız, iman ederiz. Eyvallah. Anlayamayabilsek bile tasdik ederiz. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinde bunu görüyoruz. Bunu Allah mı söyledi diyor. Bunu Allah mı emretti? Evet, Allah emretti. Evet. Başım gözüm üzerine diyor. Dolayısıyla değerli hocam bu hususta bizim en çok hassas olmamız gereken husustur. Ha bu konuda yani sadece inandım, iman ettim demek yeter mi? Hayır. Yani iman ettiğimiz, inandığımız konulardaki bilgileri de, mevcut olan bilgileri de ne yapmamız lazım? Öğrenme gayretimiz olması lazım. Çünkü ayeti kerimeleri öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem almıştır Cebrail aleyhisselamdan. Anlamadığı konularda onlara sormuş, Cebrail aleyhisselama sormuştur. Ve Cebrail aleyhisselam da peygamberimize ne yapmıştır? İzah etmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ayeti kerimenin gereği neyse öncelikle kendisi ve yakın çevresinde tatbik ettikten sonra Müslümanlara tebliğ etmiştir.
Dolayısıyla bu hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve içerdiği derin manaları tefekkür etmek. Şimdi yeryüzünde en çok okunan kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Evet. Kur'an-ı Kerim en çok okunan kitabı Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim'i bizim de Müslüman olarak, ona inananlar olarak çok okumamız, onu anlama gayretimiz olması lazım. Ha Ramazan'da, mübarek Ramazan'da işte hatimler yapıyoruz. Yani Ramazan'ı veya Ramazan'ın dışındaki zamanlarda da Kur'an-ı Kerim'deki okumuş olduğumuz ayeti kerimlerin metninden gayrı mealini de okursak veya o konudaki yazılan tefsirlere bakarak o konudaki bilgimizi artırırsak bu imanımızın da artmasına, kuvvetlenmesine, güçlenmesine vesiledir ki imanın, taklidi imanın Allah katında makbul olmadığını söyleyen alimler vardır. Dolayısıyla imanın kamil manada olabilmesi için mutlaka biz okumak suretiyle onu anlama gayretimizle imanımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Bir diğer husus değerli hocam, bu konu ile ilgili okumayı ve dinlemeyi ibadet şuuruyla yapmaktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'in malumunuz bir ismi de zikirdir. Evet. Yani zikir aynı zamanda ibadettir. İbadettir. Allah-u Teala Cuma namazı ile ilgili biliyorsunuz Cuma suresinde fes'av ila zikrillahi der. Evet. Öyle mi? Fes'av ila zikrillahi ve zerul bey. Yani Cuma namazına koşun, alışverişi bırakın. Dolayısıyla namazın da özü Kur'an'dır. Malumunuz kıraat namazın rükünlerinden birisidir. Dolayısıyla değerli hocam, Burada bizim hassaten Kur'an okurken malumunuz bir hazırlığımız var. Onu da hemen söylemiş olalım. Kur'an-ı Kerim'i abdest ile okumak. Eyvallah. Yani mutlaka bizim nasıl namaz kılmadan önce abdest alıyorsak, abdestimizle beraber namaz kılıyorsak, Kur'an okumadan önce de mutlaka bir hazırlığımız olmalı, abdest almalıyız ve Kur'an-ı Kerim'i abdestli bir şekilde ibadet şuuru ile okumamız gerekiyor. Allah razı olsun. Bunun dışında malum Kur'an'ın bir ifadesidir. Fes'el ehle zikrin küntüm la ta'lemün der Cenab-ı Hak. Yani bilmediğin bir hususu bilene danış. Yani Kur'an-ı Kerim'deki okumuş olduğumuz, öyle mi, ayeti kerimelerin diyelim ki mealini de okuduk, tefsirlerine baktık ama bir husus var ki zihnimiz bunu almadı veyahut da kabullenemedik. Bunun hikmetini, sebebini mutlaka bilen hocalarımızdan öğrenme gayreti içerisinde olmalıyız ki Kur'an-ı Kerim'den istifade etmiş olalım. Eyvallah. Diğer bir husus değerli hocam, anlayamadığımız konularda da mutlaka teslimiyetimizi göstermemiz lazım. Yani geçmiş dönemlerde bazı sivri söyleyişler de oldu biliyorsunuz. İşte benim peygamberim böyle söylemez veya benim Rabbim böyle demez. Ya Allah-u Teala bu Kur'an'ı indirmiş ve bu ayeti kerime de var. O zaman sen şunu söylemen gerekmez mi? Ha ben bunu anlayamadım ama anlama gayreti içerisinde olacağım. Bu konuda gayret etmem lazım demen lazım. Yani bu şekilde benim Rabbim bunu söylemez demek haşa çok tehlikeli bir sözdür. Evet. Bu açıdan bu hususa da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu değerli hocam, Kur'an mahz ilimdir. Yani her ayeti kerimesi, her cümlesi bize bir hakikati ifade eder. Yani bu manada Kur'an'ın bir vasfı da haktır. Yani Kur'an-ı Kerim neyi söylemişse o haktır, hakikattir, gerçektir. Evet. Bu manada değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, inceleyen,
insanlar Kur'an-ı Kerim'in yüceliği konusunda hayretlerini de gizleyememişlerdir. Onlardan birisi malum İstiklal şairimiz Mehmet Akif'tir. Onu da rahmet ile analım. Hakikaten büyük bir alimdir, büyük bir mücahiddir. O Kur'an ile ilgili şöyle diyor değerli hocam. Ya Rab bu nasıl kitab-ı âli? Ya Rabbi bu nasıl büyük bir kitap? Âli, evet. yüce demek malum. Bu nasıl kitab-ı âli? İdrake sığışmıyor mu âli? Yani onun ifade ettiği hakikatler bizim zihnimiz onu almıyor. Yani o kadar tabiri caizse bir umman, bir muciz, evet. bir acizlik söz konusu. Ulviyetin eyleyenler inkar. Yani onun yüceliğini, Allah katından indirildiğini inkar edenler bir mislini eylesinler ısrar diyor. Yani onun bir benzerini getirsinler. Zaten bu konuda da Kur'an-ı Azimüşşan'da üç farklı ayeti kerime vardır değil mi? Bir benzerini getirsinler, bir suresini getirsinler, bir ayetini getirsinler. Getirilmiş mi? Mümkün değil. Evet, eyvallah. Dolayısıyla bizim burada Kur'an ile değerli hocam aramızdaki mesafeyi kaldırmamız lazım. Birinci bölümde ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim altını çizerek söylüyorum. Müslümanın el kitabıdır. Sadece Ramazan'da okunmaz, ibadet kastıyla da sadece okunmaz. Evet. Onunla beraber Kur'an-ı Kerim'i anlama, Kur'an-ı Kerim'i yaşama gayretimiz olmalı ve onun ile de Cenab-ı Hakk'a kurbiyetimiz, vuslatımız olmalı inşallah. Ki Kur'an-ı Azimüşşan o husus oruçla da söz konusudur. Hani oruç şefaat edecek. Yani tutan, orucu tutan kimselere yarın huzur mahşerde şefaat edecek. Kur'an da öyledir. Evet. Yani Kur'an da öyle mi? Okuyan için şefaat edecek. Siz Kur'an ile aranızda bir mesafe koyarsanız Kur'an-ı Kerim'i bırakın şefaati, Allah muhafaza eylesin. Kur'an şikayet eder. Cenab-ı Hak bizi bu hallere düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Bu hususla ilgili Kur'an okuma ile ilgili değerli hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Hadis-i şerifi de Abdullah bin Mesud radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte şöyle diyor. Şüphesiz bu Kur'an Allah Teala'nın insanlar için yeryüzüne açtığı bir sofrasıdır diyor. Yani düşünün bir daveti öyle mi? O davete gelenler ne yapar? Oradaki ikramlardan faydalanırlar. Evet. İşte Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Azimüşşan'ı bir sofraya benzetiyor. Ve devamında da diyor ki gücünüz yettiğince ondan faydalanın. Yani Kur'an-ı Kerim'den faydalanın. Ve hadis-i şerifin devamında kuşkusuz bu Kur'an Allah'ın sapasağlam kulpudur, ipidir. Yani yukarıdan aşağıya sarkıtılan ve asla kopmayacak bir ipidir. O apaçık nurudur, tesir eden, gönüllere tesir eden bir şifadır der ve devam eder. Ve hadis-i şerifin sonu şöyle değerli hocam, Kur'an'ı çok okuyunuz. Kur'an'ı evet. çok okuyunuz. Muhakkak ki Allah Teala Kur'an'ın her bir harfi için 10 hasene verir diyor. Bir hasene de hocam 10 sevaptır. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Malum besmele 19 harftir. Yani çarpı 100 1900 sevap kazanıyorsunuz. Evet. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim bizim için bir ahiret sermayesidir. Yani Kur'an okumak Allah katında ameli salihtir. Ameli salihtir. Eyvallah kıymetli hocam. Şimdi madem yeri geldi, madem Kur'an'ı konuşuyoruz. Gençlerimizin beynini bulandıranlar oluyor. Bize de geliyor bazen. İşte evet. Kur'an-ı Kerim eskiden 6666 ayet idi. Şimdi neden 6236 diye. Aynı Kur'an, hiçbir değişiklik yok. Zaten Cenab-ı Allah taahhüt ediyor. Bunu evet. biz indirdik, kıyamete kadar da biz muhafaza edeceğiz. Evet. O dönemde
insanlar mesela besmelede ayet numarası yok. Ve hurufu mukatta dediğimiz harfleri de tek tek saydıkları için bir şekilde onu 6666'yı tamamlamış eskiler. Evet. Ama şimdi ayet numaraları hesaplanarak söylendiği için şu anki ayet numarasına göre 6236 ayet. 6600. Kur'an'da ne bir eksilme, ne bir fazlalık, evet, ne çıkma, herhangi bir şey yok. Bir kere bunu gençlerimize anlatalım. Evet, gençlerimizin zihni bulanmasın bundan dolayı. Bir de ehli tasavvuf der ki Kur'an-ı Kerim'den için bir sevgilinden alınan mektubu nasıl tekrar tekrar okuyoruz, efendime söyleyeyim, öpüp kokluyoruz, yanımızda saklıyorsak bu Hazreti Kur'an da Hazreti Allah'ın bize gönderdiği bir mektuptur. Aynı muhabbeti, sevgi, hatta daha fazlasını Hazreti Kur'an'a göstermek lazımdır derler. Evet. Değil mi Sayın Hocam? Ne dersiniz? Şimdi değerli hocam, zaten Kur'an-ı Kerim'in bir tarifinde de geçer. Arapça muciz bir kelamdır. Yani mucize olarak peygamberimize verilen en büyük mucizedir Kur'an-ı Kerim. Evet. Bu hususla ilgili Şafii Hazretlerine izafe edilen bir iki beyitten oluşan bir şey var. Orada Şafii Hazretleri şöyle diyor. Câ'en nebiyyün bil âyâti fen saramet. Bunun anlamı şu: daha önce peygamberler mucizeler gösterdiler ama onlar dünyadan çekilip gittikten sonra o mucizeler de bitti. Yani onların da bir hükmü kalmadı. Devamında ci'tene bi kitabin gayrı munsarif ediyor. Munsarimin diyor. Yani sen bize öyle bir kitap getirdin ki onun hakikatleri bitmiyor. Devamında ayatuhu külleme talel muda cüdedün. Yani zamanın geçmesiyle onların ayetlerinin ifade ettiği hakikatler yenileniyor. Devamında yüzeyyinuhunne cemalul akdi vel kıdemü. Yani zamanın geçmesiyle onun kıdemi, hani deriz ya kıdem, eski olan şey daha kıymetlidir. Onun kıdemi, yani geçmişe ait vermiş olduğu veya geleceğe ait vermiş olduğu bütün hakikatler, güzellikler daha da kendisini ortaya koyuyor diyor. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesi zamanın geçmesi ile, öyle mi, tabirimi hoş görün, deform olmuş değildir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok okursanız Allah-u Teala sizin gönlünüze her okuyuşunuzda ne yapar? Bir pencere açar ve şunu demekten kendinizi alamazsınız. Ya ben bu manayı hiç düşünmemiştim. Evet. Bu benim hiç hatırıma düşmemişti dersiniz ve oradaki acziyetinizi ifade edersiniz. Tam aksine teknolojiyle beraber bir takım ayetleri daha iyi anlamamıza sebep oluyor aslında. Elbette, elbette. Yani ilim ve tekniğin malum ilerlemesi, yani bir takım şeylerin daha iyi anlaşılması malumunuz Kur'an-ı Kerim'in hakikatini de tasdik eder. Evet, bu Kur'an'da vardır. Yani İmam Hatip Lisesi'ndeyken hatırımda kaldı. Onu söyleyeyim, Rahman suresinde ilk sayfasında bir ayeti kerime. Cenab-ı Hak o ayeti kerimede her şeyin bir ölçü dahilinde yaratıldığını ifade ediyor. Değerli hocam, kainata baktığınız zaman mesela bir suyu düşünelim. Su bugün artık bildiğimiz bir şey, iki hidrojen, bir oksijenden oluşuyor, değil mi? Evet. Dolayısıyla yani iki hidrojen olacak, bir oksijen olacak ki yeni bir su meydana gelebilsin. Yani kainatta bir rastlantının olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki o insicam da ancak okumakla, ona emek vermekle anlaşılıyor. Allah razı olsun kıymetli hocam. Buyurun efendim. Vaktimiz de daraldı ama Kadir Gecesi'nin araştırılması mevzuna kısaca değinecek olursak neler söylersiniz? İsterseniz o kısaca şöyle diyelim. Malum Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerde geçer. Ramazan'ın başında, ortasında ve sonunda sırf Kadir Gecesi'ni ihya etme arzusu ile
itikafa girmiştir. Hatta hadis-i şerifte Kubbetü Türki denir. Yani mescidin bir kenarına Türk çadırı kurdurdu der peygamberimiz için. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha sonra son 10 günde itikafa girmiştir. Ve 3 gecede, burası çok önemli, hem teravih yani geceyi ihya etme açısından 23'ünde, 25'inde ve 27. gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide cemaate, yani mescitte cemaate teravih namazı kıldırmıştır. Son 27. gecede değerli hocam, hatta o hadis-i şerifi rivayet eden sahabi diyor ki biz neredeyse sahurun geçeceğinden korktuk, endişe ettik. Peygamberimiz o kadar uzattı. Evet. Dolayısıyla yani geceyi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde vurgulanan işte son 10 gündür, son 7'dir ve onlar içerisinde de tek gecelerdir. Yani 21, 23, 25, 27, 29'dur. Onlar içerisinde en çok vurgulanan Muaviye bin Ebi Süfyan peygamberimizin kayını olur. Onun rivayet ettiği hadis-i şerifte 27. gecesi konusunda netlik vardır. Evet. Ama yine de biz illa bu gece Kadir gecesi diyemiyoruz. Ama şunu özellikle vurgulayayım. Hani gecede namaz kılarak ihya etmeyi ifade ettik. İkinci olarak Hazreti Ayşe annemizden gelen rivayette Efendimiz'e diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah, bu geceye rastlarsam ne diye dua edeyim? Eyvallah. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin bildiği, az çok bildiği Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet şeklinde dua et diyor. Evet. Yani bu gecede tevbe istiğfarı da çok yapmamız gerekiyor. Fakat ben bu duaya birkaç ilave yapmak istiyorum değerli lütfen hocam. Bir, kendimiz için. Diyelim ki ya Rabbi, beni sen affedicisin, affı seversin, beni, anne ve babamı, benim üzerimde hakkı olanları, benden dua isteyenleri ve bütün inananları bağışla diye dua edelim. Amin, amin sayın hocam. Evet, vaktimiz daraldı. Aslında bunu icraata dökeceğiz. İnşallah. Artık bugün Kandil gecesi. Bir de şunu da söyleyeyim hemen bir parantez açarak. Eğer ki Kadir gecesini ıskalamamak istiyorsak Ramazan'ın son 10 gününü camide geçirerek, karınca kaderince her günü Kur'an okuyarak veya ibadet ederek geçirirsek umulur ki Kadir gecesini ıskalamayanlardan evet, oluruz evet, evet. Diye de eklemiş olalım. İnşallah. Sayın hocam çok az bir zamanımız kaldı ama şu anda ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz de eminim ki bir dua etseler de amin desek diyorlardır diyeceğim. İnşallah bir duada bulunsak. Dua ile bitirelim inşallah. Eyvallah buyurun sayın hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Rabbi el açtık kapına geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Bizlere affet, huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Bizleri kendisini bilen, Habibini seven, rızana eren kullarından eyle. Amin. Seni zikretmeyi, sana şükretmeyi, sana güzelce ibadet etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Korktuklarımızdan emin, amin, umduklarımıza nail eyle. Amin. Sana layık kul eyle, Habibine layık ümmet eyle. Amin. Kur'an'a hadim millet eyle. Amin. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Amin. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Amin. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Amin. Göz açıp kapayana kadar bile olsa bizi bize ve bir başkasının eline bırakma. Amin. Hıfz-ı emanını al ya Rabbi. Amin. Ezanımızı minarelerden dindirtme. Amin. Bayrağımızı gönderinden indirtme. Amin. Rahmetini üzerimizden eksiltme. Amin. Birlik ve beraberliğimizi bozdurtma. Amin. Birlik ve beraberliğimize kastetmek isteyenlere fırsatlar verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, sen affedicisin, affı seversin. Bizi, anne babamızı, bizim üzerimizde hakkı olanları, bizden dua bekleyenleri ve bütün inananları
affu mağfiret eyle ya Rabbi. Bizleri ve bizim soyumuzdan gelenleri, namaz kılanlardan, hakkıyla sana kul olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Hasaten hasta kullarına şifalar ver. Dertli kullarına devalar ver. Amin. Borçlu kullarına da edalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, okunan hatmi şerifleri de dergah-ı uluhiyetinde fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle, kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabı öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez mutahhar ruhu şeriflerini hediye eledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, sahabe-i güzinin, tabiinin, tebe-i tabiinin, din-i mübini İslam'a ilmiyle hizmet etmiş alimlerimizin, şehitlerimizin, salihlerin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle bu hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizin ve şu anda el açıp amin diyen kardeşlerimizin, ahirete irtihal eden anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının, akrabayı talukatlarının da ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Onların kabirlerini Kur'an'ın nuru ile pür nur eyle. Amin. Makamlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Cehennem çukurlarına benzetme ya Rabbi. Amin. Şu mübarek saatte affolmadık hiçbir günahımızı bırakma. Amin. Kabul olmadık hiçbir duamızı bırakma. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Sevdin de Habibini kainata sevdirdin, sevdin de Risalet tacını giydirdin, makam İbrahim'den makam Mahmud'a erdirdin, Server-i Asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram onun âli ashab-ı etbaına ya Rab. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Allahümme salam. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. İlaç Allah kabul geldi eylesin inşallah. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi dergah-ı İzzet-i Nahsen'i kabul eylesin inşallah. Amin. Evet, her güzelliğin bir sonu var. Programın da sonuna geldik. O kadar güzel gidiyorduk ama maalesef iftar saatimiz de şu anda yaklaşmakta kıymetli hocam. Bizi izleyen sevgili izleyenlerimize hayırlı kandiller dileyeceğiz. İnşallah. Eklemek istediğiniz bir şey varsa birkaç cümle hemen son Sayın Hocam. Şöyle diyelim, bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeyi Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Herkese hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Eyvallah. Evet efendim, dua eder, dua bekleriz inşallah. Her Kadir gecesini ilk günkü heyecanıyla yaşıyoruz. Ve belki de son Kadir gecemiz diye de kadrini ve kıymetini biliyoruz. Cenab-ı Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı kandiller efendim. Allah'a ısmarladık.